30 Ağustos Zafer Bayramı. 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadelemiz 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük taarruzla hedefine ulaşmıştır. Mondros Mütarekesi'nden sonra Yunanlılar İzmir'e asker çıkardılar. Oradan yurdumuzun içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Gittikleri yerleri yakıp yıkıyor, silahsız halkı acımasızca öldürüyorlardı. Halkımız kendi güçlerince karşı durmaya çalışıyordu. İnönü'ye kadar ilerleyen Yunan ordusu burada Türk ordusuyla karşılaştı. Yapılan savaşlardan sonra Yunanlılar çekilmek zorunda kaldılar. Büyük bir hazırlığa başladılar, bütün güçlerini topladılar. Türkleri Türk toprağına ineceklerini zannediyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordumuz 26 Ağustos günü düşmana beklenmedik bir saldırıda bulundu. Sayıca Türklerden çok büyük olan Yunan orduları paniğe kapıldı. 30 Ağustos günü yapılan meydan savaşı ile düşman tamamen yenildi ve İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa'dan "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." ileri emrini alan Türk orduları kaçan düşmanın peşine düştü. Yunanlılar kaçarken bir yandan köyleri, evleri ateşe veriyorlardı. 1 Eylül'de Yunan komutanı esir alındı. Ordularımız 9 Eylül'de İzmir'e girdiler. Topraklarımız düşman askerlerinden temizlendi. 30 Ağustos zaferi Kurtuluş Savaşımızın en son ve en büyük zaferidir. Her yıl büyük bir heyecanla Zafer Bayramı olarak kutlanır. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir önceki yıldan daha büyük bir coşkuyla kutlanması gerekmektedir. Buna sebep ise hem Atatürk hem de Cumhuriyet'e laf uzatanların son dönemde sayısının artmasıdır.